Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere LG'nin son çıkan akıllı telefonu LG G4'ü tanıtacağım. Kutusu da bir şey yok çünkü bize gelen kutusu şurada okuduğunuz gibi not for sale yazıyor. Basın kutusu olduğu için içinde bir adaptörü çıkıyor, başka da bir şey çıkmıyor. Bir de telefon çıkıyor tabii doğal olarak. Telefon burada. O yüzden kutusunu içini falan gösterip sizi hayal kırıklığına uğratmayayım. Kutusunda adaptörü çıkıyor. Kablosu çıkıyor ve güzel de bir kulaklık çıkıyor. Niye tanıtmak, telefon tanıtacak kişilere de bu dolu kutu içeriği göndermiyorlar. O da ayrı merak konusu tabii ki de. Şimdi telefon. Öncelikle neresinden bahsedeyim. Şöyle kıvrık, hafif bir eğimi var. Şöyle bombesi var. Fakat şöyle beşik gibi sallanmıyor. Koydum masaya düz duruyor. Elini aldım mucuk oturuyor. Şöyle tertemiz. Hatta şuradan bir ayarlarını şey yapayım ya. Güzel bir arayüz de var bu arada. Ekran beklemeyi, zaman aşımını kapatalım. Tamam. Aynen güzel parlak bir ekranı var. Güzel bir arayüz var. Temiz bir arayüzü var. Ve bana göre bu telefon LG G3'ün yani G3'ün devamı değil. LG G2'nin devamı. Bu hem fiyattan anlaşılabilir hem performansdan anlaşılabilir. Oldukça da etkili gözüküyor. Zaten özelliklerini anlatacağım. Şimdi ekran gördüğünüz gibi cayır cayır alev yanıyor, kavruluyor. 5.5 inç 538 ppi ve 2K bir ekranı var. 1440'a 2560 oluyor. Ekranın çok güzel bir özelliği var. Gözün gördüğü gerçek rengi yansıtmaya çalışmışlar. Yani en çok yansıttığını söyledikleri ekran buymuş. Basın lansmanında gitmiştik. Ve hakikaten güzel bir ekranı var. Şöyle bir fotoğraf kalitesini göstereyim hatta. Bakın renkleri buradan seçebilirsiniz. Bilmem anlaşılıyor mu da rengi birebir veriyor. Geleceğiz bu konuya. Öncelikle telefonu elimize aldık. Hafif böyle bir kıvrık, şöyle eğik. Ekran da hafif içe doğru bir eğiklik var. Şöyle. Hani sadece burası eğik, ekran düz değil. Ekranda da var eğiklik. İlk başta hani ya işte telefon çok kıvrık, G-Flex falan filan diyenler oldu. Ben de ilk başta öyle söyledim. Fakat şöyle hani tutunca hakikaten oturuyor öyle avucu. Dışında hiçbir yerde tuş yok biliyorsunuz LG G2'den de G3'ten de. Şöyle arkasında bir tane fiki var işte ses açma kapama. İki kere basınca böyle yok şöyle iki kere kısmaya basınca çat diye fotoğraf çekiyor. Aynen çekti. Bir daha çekti. Ne oluyor? Burada tamam. Burada lazer var. Anında hızlı fokuslanmayı, odaklamayı sağlıyor. Burada flash var. Burada da bir tane renk sensörü var bu kameranın. Renk sensörü çok önemliymiş. Ben de ilk defa bir telefonda gördüm. Onu da söyleyeyim. Renk sensörü, sen fotoğraf çekiyorsun. Sensör de direkt böyle ne renk, hangi işte kod, renk kodları var ya onu algılayıp fotoğrafa yansıtıyor yani ve gerçek renklerini yansıtıyor sana. Öyle dediler vallahi biz onlar yalancısıyız. Ben ne duysam onu anlatıyorum. Şimdi telefonu aldık elimize. 14.89 cm bir yüksekliği var, 6.3 cm bir genişliği var ve 9.8 mm bir kalınlığı var. İnceliği değil, biraz kalın yapmışlar. Fakat burada LG çok güzel söyledi. Dedi ki bizim için önemli olan zaten kullanıcı deneyimi. Kullanıcı hafiflik falan aramıyor dedi. Pil ömrü arıyor dedi. Biz de bu yüzden telefonu kalın yaptık dediler. Net bunu söylediler. Hani hafiflik olsun, ince olsun falan filan yok işte 2500 mAh pil koyayım incecik olsun telefon falan değil. Bayağı kapağı çıkarılabilir. Şuradan bir tırnağı takayım da bir kanıttırayım. Kapağı çıkar. Çıkar. Şöyle 3000 mAh pil takalım. Alt tarafa sim kart. Sim kartı bir kesiyorsunuz ya böyle mikro sim. Hani ufak değil ama mikrosu. Mikro sim uluyan mikro sim. Alt tarafa mikro sim takıyorsunuz. Üst tarafa da SD kart takıyorsunuz. SD kartta bu LG G2'de hani laf etmiştik ya, telefon çok güzel, fiyatı çok uygun. Fakat SD kart takılmıyor demiştik. LG yetkilileri bunu ciddiye almış. Bu sefer demiş ki ama SD kart muhabbeti yaptınız deyip bütün muslukları açmışlar. 2 TB'a kadar SD kart destekliyor. Yani şu an piyasaya göre sonsuz diyebilirim SD kart desteği. Bayağı adamlar hani amma lafını ettiniz lan der gibi. Hani bir de daha da konuşmazsın gibi hakikaten kapak olmuş der gibi şey yapmışlar. Bu cihazın şöyle bir özelliği var. Şimdi el yapımı deri bir kılıfı var. Biraz böyle hani tarz lüks falan filan ama şöyle bir şey var. Arka kasası yani kapağı çıkarılabildiği için hani plastik alabilirsiniz. Sorun değil. İstediğiniz şeyi tak çıkar yaparsanız zaten bir sürü de çeşitli herhalde yakında bir zamanda çıkar. Onlar da getirir. Kendi böyle kapaklısını falan filan. Yani plastik kasası da var ve tabii ki de el yapımı olduğu için sonuçta bu da emektir herhalde. Ondan da fiyat farkı var. Onun dışında hiçbir farkı yok. Hani deri arkası deri olmuş renk seçenekleri var. Şimdi bu telefonun en büyük olayı özelliklerinden önce kamerası.
1.8 diyafram genişliği ve sensörü %40 daha büyük kameranın. Şu demek oluyor ki yani akşam çektiğim bir fotoğrafı gözün görebileceği en yakın seviyeye indirmiş oluyor. 1.8 diyafram açıklığı daha fazla ışık aldığı için. Hani akşam çektiğim, gördüm karşıda ışıkları vardı, işte vapur geçiyordu falan filan, bir çektim. Oradan işte patates duruyor böyle, vapurla alakası yok falan. Ama bunda biraz da olsun gözükebiliyor çünkü daha fazla ışık oluyor diyaframa. O yüzden kamerası mükemmel bence. Hatta şu an piyasadaki en akşam gece çekimi en iyi olan telefon kamerası. Ve DSLR olarak da kullanılabiliyor. Hatta şöyle bir giriş yapalım, bakalım bir tanesini. Mesela ne çekelim? Kamerasını şöyle aldık. Bu şöyle el yapımı bir seramik eser. Ne oluyor lan? Heh, kameraya da geldik, tamam. Lan kamerası nerede ki? Şu anda manuelde mi bu? Bunu ne yapacağız? ISO'yu düşünmemiz lazım. Aynen, buradan bir sanki kameranın objektifiyle oynar gibi oynayabiliyorsunuz. Ben fazla beceremedim tabii de. Bir de manuel fokusu çakalım şuna. Bayağı da güzel fotoğraflar çekiyor. Ayrıyeten de şurada gördüğünüz gibi sadece Instagram için fotoğraf çekeceğim diyorsanız da kare moduna dalıp çekebiliyorsunuz. Oldukça etkili, güzel bir kamerası var. Kameradan bahsedelim. 16 megapiksel arka kamerası var, 8 megapiksel ön kamerası var. Kamerası hakikaten iyi. Hani o konuya hiçbir şey şekilde laf yetiştiremeyeceğim. Bu arada cihazın hani chipsetini söyleyeyim. Qualcomm Snapdragon 808. Ben de ilk başta duyduğumda dedim ki ya 810 çıktı, hani niye 808 koydular bu cihaza, bu cihaz daha sonra çıktı gibisinden. Tam ben onu düşünürken de onu söylediler. 808 Snapdragon 810'dan daha sonra çıkan ve sadece LG'ye özel çıkan bir chipset. Bu da bunlar bilgi, ortamlarda kullanırsınız böyle. Havanız olur. Şahsen ben kullandım şu anda işte. Havam oldu. Ben de onları yalancısıyım. Ben de bilgim yoktu. Şimdi dual core 1.82 GHz A57 bir çift çekirdek var. Bir de 4 çekirdekli 1.44 GHz Cortex A53 var. Yani toplamda 6 çekirdek oluyor. Adreno 418 var üzerinde. Yani kuvvetli diyebileceğimiz bir chipset donanım içeriye sahip. Çok çok üst nokta değil ama hiç de düşük değil. Yani 10 üzerinden 9 diyebiliriz. Şu an piyasaya göre, değerine göre 10 üzerinden 9-9.5 diyebiliriz. 32 GB dahili hafızası var. Dediğim gibi SD kart takılıyor ve sonsuz, şu an konuşabiliyorsam terabayt bilgi, işte kürek kürek SD kart atabiliyorsunuz içine. 2 TB'a kadar destekliyor. Bunu da sırf biz LG G2'ye SD kart, güzel telefon ama SD kart takılmıyor dediğimiz için herhalde bir anlık sinirli adamlar böyle bir karar almış. Ön camı koruması Gorilla Glass 3, fakat hafif böyle ekran bombeli olduğu için hani şöyle düşmeye karşı ya da şöyle şeye karşı bombeli, içe doğru bombe olduğu için zaten kendinden bir ekstradan 120 de ekran koruması sağlıyor. Şöyle olduğunu düşün. Düşün değil, öyle zaten. 4K video çekebiliyor. 30 kare olmak kaydıyla. Onun dışında 1080p videoyu 60 karede çekebiliyor. 155 gram. Valla duruş tutuşu... Evet, bir şey geldi. Duruşu tutuşu falan oldukça da güzel, sade bir telefon. SAR değerini internetten aradım bulamadım. Fakat tahminimce zaten yine 0.5 watt bölü kilogramında aşağıdadır. Yani öbür gün açıklanır, şu an 3-5 yere baktım. Dediğim gibi basın kiti olduğu için kullanım kılavuzu da gelmiyor içinde bunun. O yüzden geldiği zaman da aranıza yardımcı olacak arkadaşlar varsa ya da bulmuşlarsa bir yerlerden yazarlarsa da sevinirim. Cihazda fiyat konusuna değineceğim. Şimdi niye değineceğim onu söyleyeyim. Bunun şimdi plastik kasası, hani bu deriyi salla. Taban fiyatı diyelim. 1800 lira civarı çıkacak cihaz sanırım. 1800-1900 civarı çıkacak. Şu an fiyatı tam belli değil. Fakat 2500-3000 lira aralığına çıkan Android'lerde aralarında bence en iyi kameraya sahip olup da hem donanım olarak da üst seviyede olup bu fiyata çıkartıyorsa LG, o yüzden dedim LG G3'ün devamı değil, G2'nin devamı diye. Ve tam bir fiyat performans cihazı. Hani hep bana soruyorsunuz işte abi hangi cihaz, hangi telefonda, şu mu bu mu falan diye. Şu an hani en azından çok çok iyi fotoğraf çekersiniz, çok çok iyi kullanırsınız. Hakikaten de yani şu an ne alınır diye sorarsanız cevabım bu telefon olur. Onu da söyleyeyim. Rakiplerine fiyat performans olarak düşünürsek. Onun dışında Antutu testine bakalım. Antutu puanı yaklaşık 47.500, 48.000 civarı falan çıkıyor. Daha önce yapmıştık. Hadi bir daha yapalım o zaman. Evet, Antutu sunucu belirlendi. Telefon 64 bit. Bu arada tabii ki de. Onları da söyleyeceğim. 49.758'i aldı. Yani daha ilk yaptığında 47.000 almış. Tabii ki de Antutu'ya hani diyorum fazla güven olmuyor. Ama sıralamada zirveye oturdu. Onu da söyleyeyim. Evet, cihazda hani ek özelliklere gelecek olacaksak işte adım sayar var mı? Bakalım var mıymış? Bakıyoruz. Ben genelde yürümediğim için kullanmıyorum. LG Health uygulaması var. Adım sayabiliyor.
Parmak izi okumuyor. NFC var tabii ki de. Parmak izi okumuyor. Koymamış. Hani dediğim gibi fiyat böyle böyle ucuz oluyor. Bunlar hep ekstra maliyet. Parmak da atmayı verin telefona yani. Ne yapacaksın? Her şeyle parmak atacağım diye bir şey yok. Atmayın telefonda parmak. Evet. İyi cihaz ya. Hani iyi de öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Bizi Facebook adresimizden, Webtekno Twitter adresinden ve tabii ki de medar iftarımız Webtekno TV YouTube adresimize abone olarak takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada dışarı çekim yaptım diye yemin ediyorum canımdan bezdiniz ya. Oksijen almayayım mı? Öleyim mi ben? Kendinize iyi bakın. Eyvallah.